Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygulamaya hazırlandığı enflasyon düzeltmesi uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Etso Başkanı İdris Alan, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygulamaya hazırlandığı enflasyon düzeltmesi uygulamasını ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyondan arındırma olarak tanımlanan enflasyon muhasebesi uygulamasının şirket bilançolarına uygulanmasının 27 Ağustos 2024'te devreye gireceğini ifade eden Başkan Alan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi. Bu düzenleme henüz elde edilmemiş stoktaki varlıkların demirbaş makine ve teçhizatlarına artan değeri üzerinden ortada gerçekleşmiş bir gelir yokken vergi ödenmesini içeriyor. Kamuda tasarruf olarak başlayıp kamu açıklarının vergiyle kapatılmasına varan uygulamalar ne yazık ki sürpriz ve haksız vergiler getiriyor. Olmayan bir kazancın vergilendirilmesi anayasanın vergilemede adalet ve eşitlik ilkelerine de aykırıdır. Bu durum finansal açıdan zor durumda olan borçlu ve yatırımcı firmaların mağduriyetini artıracak ve bazı yatırımcı firmaların vergi borcu nedeniyle yatırımlarını durmasına neden olacaktır. Bizler Elazığ iş Dünyası olarak adil vergi sisteminin uygulanmasını isterken ve özellikle zaman zaman hayata geçirilen vergi affıyla vergisini zamanında ödeyen dürüst iş insanlarına haksızlık yapılıp vergisini ödemeyenlerin bu uygulamayla ülkemize ciddi ekonomik kayıplar yaşattığına dikkat çekip bu hususta düzenleme yapılmasını beklerken yapılmayan bir ticari faaliyetten vergi alınmasını asla doğru ve adil bulmuyoruz. Enflasyon düzeltmesi uygulamasına ciro sınırı getirilmesini ve 500 milyon TL'nin altında olan firmaların bu kapsamda kapsamdan muaf tutulmasını Elazığ İş Dünyası adına talep ediyor ve bu yanlışın düzeltilmesi konusunda başta siyasilerimiz olmak üzere yetkililerden gereken adımları atmalarını bekliyoruz.